Vikrant, bu nasıl ve ne şekilde oldu bilmiyorum. Kendime nasıl böyle bir şey olabilir diye soruyorum. Kalbimi böyle kıran birini nasıl sevebilirim? Aşkımı öldüreni nasıl sevebilirim diye, ama cevapları hiçbir şekilde bulamıyorum. Ama belki de sen sorumun cevabısındır. Neden sevgilimin katilini öldüremiyorum diye merak edip duruyordum. Ama cevabımı aldım. Seni hayatta gördüğümde bütün sorularım cevaplandı Vikrant. Hala ölüymüşüm gibi konuşuyoruz. Vikrant, kalbini kırmak istemiyorum. Ruhi, sen de çaresizdin, anlıyorum seni. Onlarla geçirdiğin süre boyunca her şey değişmiş zamanla senin için Ruhi. Mahir benim hayatım boyunca değer verdiğim her şeyi alabilir elimden ama acımı asla alamaz. Senin için akacak bu gözyaşlarını hiçbir şeyin durdurmaya gücü yetmez Ruhi. Onu seviyor musun? Seviyorum. Sana adil davranmıyorum, biliyorum, affet. Benden özür dileme. Neden özür diliyorsun benden? Kimse gerçek aşk için özür dilememeli Ruhi ve sen de onun sevdiğin için benden özür dilememelisin. Belki ben hatalıyım Ruhi. Belki de benim hatam bu. Seni acı içinde yalnız bırakmamalıydım. Ölmedim daha, benim hatam. Affet beni Vikrant. Ruhi yolun açık olsun. Ruhi, seni her zaman seveceğim. Ben sana her şeyin en iyisini diliyorum Ruhi. Umarım sen onunla mutlu olursun. Ben aranızdan çekileceğim artık. Sizi bundan sonra rahat bırakacağım, merak etme. Vikrant, ben hiçbir şey anlamıyorum. Ruhi, ben senin mutluluğunu istiyorum. Eğer mutlu olman demek Mahir'le birlikte olman demekse, ben de senin Mahir'le arana girmeyeceğim. Seni asla unutmayacağım ben. Ben de seni unutmayacağım Ruhi. Asla unutmayacağım. Söz veriyorum. Seni her zaman kalbimde yaşatacağım. Seni hep seveceğim Ruhi. Git Ruhi. Mahir'ine git. Sizin mutluluğunuz için dua edeceğim. Merak etme. Hadi git. Ben de senin için. Kim o? Sen.
Günaydın abi. Günaydın. Bu saatte nasıl kalktın sen? Önemliydi. Kötü bir rüya gördüm. Her neyse, artık erken kalkacağım. Bütün yükü sana bindiremem, değil mi? Toparlayacağım artık kendimi. Uyuyamadın, öyle değil mi? Neden abi? Yoksa saçmalıyor muyum? Gözlerin şişmiş de. Evet, uyuyamadım. Neden? Önemli değil. Gerçekten önemli değil. İlaçlar sağ olsun, ben deliksiz uyudum. Ve iyileştim. Abi, konuşmamız lazım. Sen yüzünü yıka, kahvaltını et, kendine gel. Aşağı gel, olur mu? O zaman devam ederiz. O zaman seninle konuşuruz. Yuvi. Evet abi. Dün akşam ilaçlar yüzünden çok saçmaladım. Senden özür dilerim. Özür dileme abi. Lütfen, olmaz. Yanlış bir şey söylemedin. Hatta dediklerin bana biraz ilham verdi diyebilirim. Aşağıda konuşuruz. Gel. Günaydın anne, günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Neler oluyor? Bilmiyorum, Yuvi çağırdı. Bir şey demedi. Geliyorlar. Evet Yuvi, ne oldu? Biraz daha bekle babacığım. Herkes gelsin. Yuvi, herkes burada. Kim kaldı? Senin karın Kuhu. Aa, evet evet. Bu gerçekten çok önemli. Kuhu, gel hayatım. Tamam, geliyorum. Ah Yaksi. Az kalsın, kayıp düşüyordun. Hayır! Hayır! Ana! Ana! Kuhu! Ah! Anu! Benim canım kızım Anucuğum! Evladım! Biricik kızım! Anu! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz. Hayır, bırakın beni. Ana! Ana! Ağlama Kuhu, ağlama canım. Anne, her yerde kan vardı. Her yerdeydi. Kuhu, lütfen sakinleşmelisin. Ne yaşadığınızı anlayabiliyorum ama... Durum karışık. Soğukkanlı bir cinayet bu. Biraz zaman alacak. Zaman mı? Ne zamanı? Bütün cinayetler bu evde oluyor. Sen zaman mı istiyorsun? Sen neden hiçbir işe yaramıyorsun ha? Bay Andy, dinleyin. Kuhu, lütfen kendini topla. Kuhu, lütfen bebeğini düşün. Kendini bırakamazsın. Bebeğini etkileyecek. Lütfen üzülme artık. Ben, memur bey. Ben dinliyorum. Anlatın lütfen. Yuvi, şu anlık net bir şey söyleyemiyoruz henüz ama sizi temin ederim araştırma devam edecek. Biraz zaman alacak. Şu anlık sadece Anu'nun sert bir objeyle kafasından darbe aldığını biliyoruz. Bunu kim yapmış olabilir? Hem de hepimiz evdeyken. Nasıl olur? Kesinlikle. Biz evdeydik. Kimse girmedi eve. Nasıl olur bu? Evet, dediğiniz gibi kafasından sert bir objeyle darbe aldıysa bunu biz de duymaz mıydık? Evde kimsenin bu saldırıya dair bir şey duymamış olmasına şaşırıyorum açıkçası. Anu'nun odası en uzaktaki oda, nasıl duyabiliriz ki? O da mümkün. Her şey mümkün Bayan Beyle. Efendim, kızın odasında bir kamera bulduk. Bakayım. Video kaydetmiş bu. Sanırım olay olurken bu kamera Anu'nun elinde kalmış olmalı. Mücadele esnasında kaydetme tuşuna basmış olabilir. O zaman hemen kayıtlara bakalım. Bakıyorum Bay Mahir, fakat görüntü net durmuyor. Dinleyin, elinizde
bilgisayar veya televizyon gibi bağlayabileceğimiz bir şey var mı acaba? Muşan, bilgisayarı getir. Hızlı ol. Yapan bir kadın. Kadın olduğunu nereden biliyorsunuz? Memur bey, nasıl söylersiniz bunu? Yani kadın gibi durmuyor hiç. Gölgeye bakın. Uzun saçı var. Kesinlikle, bayan beyler. Sen... İşte tam burada. Bu demek oluyor ki bayan Anu bu kişiyi tanıyordu. Bu kadın Anu'yu acımadan öldürmüş. Buna inanamıyorum. Normal bir kadın bu şekilde kimseyi öldüremez herhalde. Eminim bu bir kadının işi olamaz. Asla olamaz bu. Anu'nun sürekli bahsettiği kişi olmalı. Bu eve musallat olan büyülü yılan olmaz. Buna inanamıyorum. Öylesine bir kadın Anu'yu nasıl öldürebilir ki? Eminim bu bizim sandığımız gibi değildir asla. Böyle bir şey olamaz. Bu Anu'nun sürekli bahsettiği yılan. Bu eve musallat olan yılan olmalı. Kapa çeneni Kuhu. Arkadaşın öldü de iyice saçmalamaya başladın. Yuvi sakin ol. Hadi ama anne. Bakın ona, bakın ne saçmalıyor. Yani yılan ne demek şimdi? Kesinlikle. Delirdin mi Kuhu? İyice saçmalamaya başladın. Ama baba... Herkes bir sakinleşsin. Lütfen. Videoyu bir daha izleyelim. O zaman anlarız. Kesinlikle. Bakın bakın. Elindeki yüzüğe bakın işte. Evet. Bu bir kadın. İşte bu yüzük. Bu yüzük kimin, bilen var mı? Ben kimin olduğunu biliyorum. Kimin? Orada. Bela'nın yüzüğü bu. Kuhu? Sen ne yaptın? Ciddi misin? Bu cinayeti Bela yaptı, o yaptı. Anu'dan her zaman nefret ettin değil mi? Anu senin hakkında bir şeyler biliyordu. Anne, hamilelik konusunu hatırlıyor musun? Doktor Ani, Bela hamile değil dediğinde bu olamaz demişti. Hemen sonrasında Anu'ya bir şey oldu. Ne diyorsun sen Kuhu? Saçmalık bu. Amacın ne senin? Anu'nun söylediğini söylüyorum, anlasana. Bela, her şeyin arkasında o var Kuhu, işte. Kuhu, kapa çeneni. Kuhu? Hep Anu'dan rahatsızdın. Senin gerçeğini söyleyecek diye onu öldürdün. Eminim Anu'nun senin hakkında bir kanıtı vardı. Bu yüzden onu öldürdün işte. Eminim ki bu kız bir yılan. Artık bana inanın. Kes sesini. Yuvraç. Seni öldüreceğim. Yuvi, yeter dur. Kardeşini nasıl vurursun? Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Delirmedim ben. Asıl delirmiş olan o. Dilsiz gibi dinliyorsunuz. Bu demek ki karını değil kardeşini destekliyorsun değil mi? O ikimizin de kardeşi. Benim değil, senin değil, ikimizin kardeşi. Bizim kardeşimiz. Her neyse. Kes sesini. Ve haklısın. Bela'yla kocası olarak ben ilgileneceğim. Bu benim işim. Sen buna karışma. Bakın, benim söylemeye çalıştığım bu videodaki Bela olamaz. Hiçbirinizin gıkı çıkmıyor be.
Karışma derken çok havalısın değil mi? Konuş. Savun karını o zaman hadi. Kes. Yeter. Bir kelime daha etme. Bela. Başka bir sahne yaratacak halde değil. Şimdi sana katil de aynı yüzüğü taktığı için soruyorum. Bu katilsin demek değil, tamam mı? Açıklamanı istiyorum. Hadi hemen açıkla lütfen. Mahir! Hey, yeter! Karımı dinliyorum şu an ve kimse konuşamaz. Hiç kimse! Bela, dinle. Bence açıklaman gereken o saatte yüzüğün yeri. Gece yatağa gittiğinde takıyor muydun yoksa çıkarıp bir yere mi bıraktın? Mahir, gerçekten benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Bela, ben seni suçlamıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yardımın gerek. Sen yaptın demiyorum. Ama yardımcı olmak zorundasın. Tamam mı? Yardım et bana. Yardım et ki bunu bulalım bir an önce. Yüzüğümü çıkarmadım ben. Ya da birine vermedim. Yüzüğüm hep benimleydi. Bunu hiç anlamıyorum. O zaman eğer yüzüğüm bütün gece senin elindeyse nasıl katilin elinde de aynı yüzükten olur? Hiçbir fikrim yok. Bella, kimseden bir şey saklamana gerek yok. Gerçeği söyle. Yuvi, lütfen sessiz ol. Araya girip durma artık. Araya mı girmek? Aramıza asıl giren sensin Mahir Segal. Yeter çocuklar, sakin. Aynen baba. Senin sakinleşmen lazım. Benim şimdi söyleyeceklerim birini delirtecek çünkü. O yüzden sakin olman önemli. Anladın mı? Bela, lütfen onlara söyle, lütfen. Gerçeği, her şeyi anlat onlara. Ne söyleyeyim Yuvi? Tamam bak, aldım ben. Biliyorum, kızlar böyle şeylerden çekiniyor. Ama Yuvin burada, söyleyebilirsin her şeyi. Ne söyleyeceğim bilmiyorum, seni anlamıyorum. Tamam, ben söyleyeceğim. O gece biz birlikte Mahir'in odasında zaman geçirdik. Çünkü Bela'yı özlüyordum. Bela'nın uyumadığını biliyordum. Bu yüzden ben Bela'ya... Bela benim odamdaydı. Oturuyorduk ve o sırada düşmüş olmalı. Peki ne esnasında? Kapa çeneni be Archie, sanki bilmiyorsun. Ne söylemeye çalıştığımı anla lütfen. Parmağından düşmüş ve yuvarlanıp gitmiş olmalı. Böyle saçma bir şeyle kim neden ilgilensin ha? Lütfen ama. Ben sabah kalktığımda yüzüğünü buldum ve ona götürdüm. Bu kadar. Yani burada bize anlatmak istediğin katilin yüzüğü aldı ve cinayeti işleyip geri yerine koydu, öyle mi? Evet memur bey, böyle oldu. Ama canım, endişelenme lütfen. Sen de biliyorsun, gerçeği söylememiz lazımdı. Onlara gerçeği söyledim, sorun yok. Bir şeyler kesinlikle ters, bence yani. Bir tarafta Bela Yuvi başkası diyor, bir yanda Yuvi onu koruyor. Ona inanmıyorsa nasıl onu koruyor? O yalan söylüyor. Sence de mi? Bence de o adamın söyledikleri arasında bir şey dikkatimi çekti. Mahir'le Bela'nın arasını açıyor. Bay Mahir'in suratını görmen lazım. Dağlayacak gibi duruyordu. Ama Bayan Bela neden sessiz kaldı orada? Acaba neden olabilir ki? Tek kelime bile, hiçbir şey demedi. Ağzını açmadı. Neden acaba? Evet, bence kim olduğunu biliyor ve ondan korkuyor. Kesinlikle Bayan Bela hakkında onun paylaşmak istemediği bir sır biliyor olmalı. Bu yüzden ağzını bıçak açmadı. Sessizken çok güzel olduğunu söyleyen oldu mu sana? Çok güzelsin. Evet, oldu. Sayı vereyim mi? Hayır, sağ ol. Her neyse, devam edelim. Bela ile sonra konuşacağım. Şu an seninle konuşacağım. Ne hakkında? Şimdi sen bana iltifat ettiğine göre ben de sana mı etmeliyim? Şöyle diyeyim, çok yakışıklısın. Evet, öyleyimdir. Ama söylemen hoşuma gitti. Konuya geri dönebilir miyiz? Ben de bizi konuya döndürmeye çalışıyordum.
Aklında ne var hadi söyle bana. Çünkü yüzünü okuyorum ve benden hala sakladığın bir şeyler var, tamam mı? Söyle. Şüphelerine çözüm yok. Şüphem yok çünkü sen ne kadar saklamak istersen sakla, ben bulacağım. Bir şeyin peşine düştüğüm zaman onu bırakmam. Her neyse. Umurumda değil. Yubi ölür mü, kalır mı ilgilenmiyorum. Hayatta olmadığı kesin gibi. Buradaki asıl soru onun kılığına kimin girip insanları kandırdı. Öğreneceğiz. Kesinlikle gerçeği bulacağım. Ya fark etselerdi? Sorunun ne Vikrant? Bunu neden yaptın? Ne yapsaydım? Seni suçluyorlardı. Görmedin mi? Hiç susmadı bile. Duydum ve senin Kuhu'yu nasıl tokatladığını da gördüm. Sen burada Yuvi olarak bulunuyorsun. O yüzden onun gibi davran. Ve onlara anlattığın hikaye, akşam birlikteymişiz falan filan. Neden yalan söyledin onlara? Mahir'i seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Ona rağmen geçip böyle bir hikaye anlatıyorsun. Hem de onların yanında. Ne gereği vardı? Söyle. Ben sürekli seni düşünüyorum. Ama sen beni hiç düşünmüyorsun. Özür dilerim, bir hata yaptım. Öfkeli bir anda ben... Dikkatim dağıldı ve... Ne yapsaydım Ruhi? Bela... Kafamda olayı çözdüm ama kalbim hala senin. Onu senden... alacağım Bela. Bak Bela. Ben bütün hayatım boyunca seni korudum. Ve seni bugün böyle görünce nasıl kendime hakim olayım? Seninle nasıl böyle konuşurlar anlayamıyorum. Ben artık böyle yapamam. Konumuz o değil Vikrant, özür dilerim. Benim demeye çalıştığım niyetin kötü değildi. Ama dediklerin yüzünden büyük bir yanlış anlaşılma olacak. Ne yapmamı istersin? Onun yüzünden bütün parmaklar seni gösteriyordu. Ve Mahir sana gelmiş orada açıkla açıkla diye sorup duruyor öyle. Ne söyleyecektin? Ben buraya herkesi öldürmeye mi geldim diyecektim ben. Anı'yı öldürdün mü bilmiyorum ama... Ne? Evet sen. O kız o gece oradaydı. Öldürdün mü bilmiyorum ben. Vikrant, ben kimseyi öldürmedim. Yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Anı'yı ben öldürmedim. Yani o zaman aşağıda dediklerim doğru muydu benim? Başka biri senin yüzüğünü takıp onu öldürdü öyle mi? Yani sen öldürmedin. Hayır, ben yapmadım. Neden yapayım bunu? Bela, bana intikam gereksiz dedin. Kimseyi öldürmedim, o yüzden niyetim oydu başta ama nasıl seni reddedeyim? O zaman Anu'yu kim öldürdü? Biri bunu neden yaptın? Vishaka. Onu dün gece görmedim. O olmalı o zaman. Başka kim olabilir? Ne oluyor bilmiyorum ben. Anu'yu kim öldürdü? Bir taşla iki kuş vurmak gibi. Ölmesine gerek yoktu. Belki de biri onu Bela ifşa olmasın diye, ama neden ki? İkinci kuş kim? Sadece soruyorum. Bir taşla iki kuş dedin. Söylesene, ikinci kuş kim? Öyle dememeliydim. Mahir ve Bela'nın benim yüzümden araları açılacak. Öyle dememeliydim. Ne? Sen ne demek istedin? Anlamıyorum seni. Ne oldu? Sen birini öldürmeyi planlıyordun. Şimdi ise... Sen beni üzgün mü sandın? Hayır, mutluyum. Mahir ve Bela'nın arası açıldığı için mutluyum. Siz insanlar giderek başımı ağrıtıyorsunuz. Çok zor anlıyorsunuz basit şeyi. İkinci avı ben yapmadım ama şu an üçüncüsünü ben yapacağım. Hayır, 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 hayır. Hayır Vikrant, ben her zaman sana sadıktım. Ne dediysen yaptım. Ben yanlış yapmadım sana. Lütfen, hayır. Hayır, hayır. Benim canımı sıkma. Yoksa senin de sorun onlar gibi olur, anlıyor musun? Evet, evet. Evet, biliyorum.
Sen beni istediğin gibi öldürebilirsin. Şimdi Bella da biliyor. Senin Yuvi olmadığını. Ayrıca şeyi de biliyor mu senin ikisinin birlikteliğini onayladığını? Ama niyetin başkaydı senin. Benim tek amacım Bella. Tek amacım o. Bella umurumda olan tek şey. Benim aşkım 100 yıllıktır öyle kolay bitmez. Bella sırf bana söz verdirtti diye bundan vazgeçecek değilim ben. Anladım, anladım. Her şeyi anladım. Tamam, tamam. Anu değilim. Biliyorum. Bella'yı çok rahatsız etmişti. Bu yüzden de sen Anu'yu öldürmedin mi? Değil mi? Hayır mı? Kim o zaman? Geldin demek. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldın? Ne? Bella mı o? Vishaka mı? İkisi de değil. Benim için önemli ve çok güçlü biri o. Şimdi sen Anu'yu mu öldürdün? Hayır. Sen de mi Anu'yu öldürmedin? Kamera kaydı var. Uzun saçlı bir kadındı. Ya ben bir kadın formuna girdiysem ve gidip Anu'yu öldürdüysem? Bu da mümkün bir şey. Kesinlikle mümkün. Demek geldiniz komiser. Acitap. Nasıl geldiniz? Bizim iznimiz olmadan buraya asla kimse giremez. Onunla değilim. Mahir, komiser bir şey dedi mi? Yardım edeyim. Yardımına ihtiyacım yok. Ben hallederim. Mahir, bence halledemez. Bella, senin Mahir şöyle, Mahir böyle demene katlanabiliyorsam bunu da hallederim. O yüzden hemen bırak beni. Dinle. Bana kendimi açıklamam için bir şans ver lütfen. Ve beni sakince dinle. Sana anlatacağım. Ne anlatacaksın Bella? Her şey ortada. Yuvi herkese yüzüğün nasıl düştüğünü... Hayır, yüzük onun anlattığı gibi düşmedi. Ben onun odasına bile gitmedim. Yuvi ile aramda hiçbir şey olmadı. O bunları beni kurtarmak için dedi. O zaman Anu'yu sen mi öldürdün? O yüzden seni kurtar... Buna inanıyor musun? Senin beni tanıman lazım. Bella, kendin bile ne yapacağını bilmiyorsun bence. Gerçekten sen insanı delirtirsin. Senin yüzünden ben bile delirdim artık. Ama yeter Bella. Yeter, bıktım. Lütfen. Bu şekilde gidemezsin. Nedenmiş? Sen gidiyorsun ama. Sen kalbimi kırıp kafana estiği gibi gidebiliyorsun. Sadece sen mi yapabilirsin bunu? Bilerek mi yapıyorum sence? Günlerdir mecbur olduğum için böyle. Oh, ne kadar da inandırıcı. Hatırlıyor musun? Ne kadar acı olduğunu hatırlıyorum. Biliyorum. O acıyı ben de çok iyi bilirim. Hayır, bilmiyorsun. Çünkü sen de onun gibi insanlardansın. Kalp kıranlardansın.
Sadece kendini ve kendini düşünürsün her zaman. Başka bir şey değil. Nasıl yaşayacaksan öyle yaşıyorsun. Kendin için en iyi olan şekilde yaşarsın. Sen busun işte Bela. Sen benim için böyle mi düşünüyorsun? Neden seni düşüneyim ki? Ben seni düşünmek bile istemiyorum artık Bela. Umurumda değilsin. Umursamamalıyım. Aklımda hiç olmamalısın. Umursamıyorum seni. Yoruldum. Yoruldum artık Bela. Her şeyden bıktım artık. Senden artık kendimi açıklamak için şans istiyorum. Bana güvenmen lazım. Bana güvenir misin lütfen? Güveniyorum. Bunu istiyorsun değil mi? Yuvi'yi getir ve ona de ki her şeyi söylesin. Eğer Yuvi gelir ve bir şey olmadı derse o zaman inanırım. Bana gelsin ve desin ki aşağıda ne dediysem seni kurtarmak için dedim. Buraya gelsin ve her şeyin yalan olduğunu söylesin. Çünkü sen de onun gibi insanlardansın. Kalp kıranlardansın. Demek hayattasın sen. Evet. Ölümle savaşıp geri döndüm. Yuvi'yi gördüğümde şüphelenmiştim zaten. Benim önümde ölmüştü. Nasıl hayatta olabilir? Onu ben öldürdüm. Senin arkadaşın bu duyduklarını anlayıp aklı başına gelmeden silahını hemen almalısın. Onu merak etme. İlk önce seninle bir selamlaşalım. Vikrant, seni gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Yuvi olarak geldiğine inanamıyorum. Acitap bana videoyu gösterdiğinde ormanda şekil değiştirdiğini görünce gerçeği anladım. Dualarım kabul olmuş. Acaba Bela biliyor mu? Bela her şeyi biliyor. Kim biliyormuş? Kim neyi biliyor? Söyleyin hadi söyle. İzin ver önce kendimi tanıtayım. Benim adım Vikrant. Ve ben seni gördüğüm için hiç mutlu değilim. Ama hoş geldin. Tamam Vikrant. Bela sana ne... Sevdiklerimizin adını yabancılar varken almamalısın. Şimdi kafana bir tane... O da ne? Onun yanında saygılı ol. Acı dolu uzun bir ölüm istemiyorsan onunla konuşurken ağzından çıkanı kulağın duysun. Yoksa ölürsün. Ve şaka. Bela'nın en yakın arkadaşı. Ne diye onu buraya getirdin ha? Kasine, her kimsen iki şeyi anlaman lazım. Onun ismi Vishaka değil ve Bayan Bela'nın arkadaşı değil. Sessiz ol. İnsanların burada konuşmaya hakkı yoktur. Vikrant'ı gelip görmem gerekiyordu. Gerçeği öğrenmeliydim. Evet, ben de seni kelepçeleyip nezarethanenin bir köşesine atacağım. Tamam mı? Anladın mı? Beni mi kelepçeleyeceksin? Sanırım elindeki silaha gereğinden fazla güveniyorsun sen polis. Aman tanrım. Nereden çıktın sen? Anu haklıymış. Evet. Anu haklıydı. Söyle bakalım komiser. O mesafeden bana kelepçe takabilecek misin acaba?
Bayan Ramona, gelin bu tarafa. Güvenli değil orası. Ben hallederim bunu. Siz... Jetonun düşmedi mi hala? Bu kadar yavaş anlayacağını düşünmemiştim doğrusu. Bayan Ramona... Onun adı Vishaka. Bizim içinmiş. Zehri ise isminden daha uzun. Hey çıngıraklı kuyruk seni. Çeneni kapa ve yere in, yoksa sıkacağım bir tane, tamam mı? Ateş edemezsin ki. Çünkü kurşunun yok. Ben hepsini aldım oradan. Siz insanlar ne zaman anlayacaksınız? Silahlarınız yılanın gücüne karşı hiçbir şey yapamaz. Onun beni desteklediğini hala anlamıyor musun sen komiser? Senin değil, benim yanımda. Ramona, eğer ona gerçek yüzünü gösterirsen o da benimle olduğunu anlar. Hadi göster. Kimin yanındasın göster herkese. Dinleme onu. Hadi lütfen, lütfen göster ona kimin ne olduğunu. Neden böyle bir şey yapsın? Bana güveniyor o. Sana güvenmiyor, o bana güveniyor. Viş sanırım ona gerçek formunu göstermen gerekiyor. Başka türlü anlayacağı benzemiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak böyle anlayacak. Ramona sen... Ramona değil, Vishaka. Vigrant doğru söyledi. Sana gerçeği gösteriyorum. Sen de mi yılansın? Şekil değiştiren. Şekil değiştiren bir yılan. Evet, benden bir şey sakladığını biliyordum. Yüzünden okunuyordu. Ben sana kalbimi verecektim ama sen onu ısırıp... tükürmüşsün aslında. O yüzden son kez şans veriyorum sana. Hadi lütfen bırak bana gel. Onları bırak bana gel. Yapma bunu Viş. Viş bundan daha iyi zaten. Sana güveniyorum. Seni koruyacağım. Onları dinleme. Beni dinle. Ne olursan ol. Bir yılan ol. İnsan ol. Benim umurumda değil. Ne olursan ol seni koruyacağım, tamam mı? Seni korumama izin ver. Lütfen, lütfen izin ver. Ben bir polis değilim. Ve yakında sen de polis olmayacaksın. Ben sana yardımcı olacağım. İzin ver yardım etmeme. Dinleme onları. Her şeyi düzeltebiliriz. Vazgeçebilirsin. Yapmak zorunda değilsin. Ne olursa olsun ben senin yanında olacağım. Anladın mı beni? Çünkü sen bana yardım ettin. İzin ver ben de sana yardım edeyim. Lütfen. Bu gerçeği dünyadan saklayacak mısın? Evet, saklayacağım. Eğer Ramona kimseye bir şey deme derse kimseye bir şey demeyeceğim. Eğer Ramona yeni bir hayata başlayalım derse ben de ona başlamasına yardım edeceğim. Ama bana yardım etmelisin Ramona. Ben seninleyim. Wow, Vishaka. Şu ana kadar sadece birilerini öldürürken görmüştüm seni. Birinin kalbinde görmemiştim ama doğru. Siz birbirinize gerçekten çok yakışırsınız. Susar mısın? Ne? Benimle dalga geçme. Bu insan için beni mi azarlıyorsun, görüyor musun hadi? Kadınlar böyle işte. Evet, aldatırlar. Yani kandırırlar demek istedim. Ramona, Viş, Madonna. Gerçek adı ne artık bilmiyorum bile ama umurumda değil. Kimseyi dinlemene gerek yok. Beni dinle sadece, tamam mı? Herkese... Kendini göster demiyorum sana. Zarar gelmesine izin vermeyeceğim ve lütfen dürüst ol bana. Gerçeği söyle en azından. Bu kadarını hak ediyorum. Lütfen anlat bana. Lütfen. Sana güveniyorum ve bunu söyledim zaten. Acitap, sen iyi bir insansın ve her şeyi anlatmak isterim. Ama şu an bunu yapamam. Anlaman gereken Bela. Bela benim çok eski bir dostum Acitap.
ve Vikrant, Vikrant'la daha eskiye gideriz. Onlara olan arkadaşlık görevimi yapıyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Ne olduysa geçmişte kaldı. Hayır, kalmadı. Senin bütün bunların arasında kalmana izin veremem. Ne yapacaksan yap. Yapman gereken neyse onu yap. Bir şey yapmayacağım, tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. İzin veriyorum. Karşı çıkmayacağım sana ben. Öyle mi? Evet. İzin veriyorum. Geri gelmeyeceğim. Sana geri gelme şansı da tanımayacağım zaten. Acitap. Seni azade ediyorum Acitap. Hayattan azat ediyorum Acıtap. Özgürsün artık. Ölebilirsin. Hızlıca öl Acıtap. Viş, bu insan yüzünden çok zaman kaybettik. Başka işlerimiz var bizim. Mahir abi, Anu ile ilgili yeni bir haber var mı? Hayır, maalesef yok. Komiseri aramaya çalışıyorum ama telefonunu açmıyor. Kötü haber bu. Bütün evin iyi bir habere ihtiyacı var. Bu sayede... Her neyse. Kuhu bekler. O çok üzgün. O çok üzülüyor. Mahir? Sen iyi misin? Öğrenmiş oldum. Hala beni düşünüyorsun. Artık umrunda değilim sanmıştım. Hey! Hey! Bırak beni! Bırak dedim, beni tutma! Neden yaptın Ramona? Bilmek neyine yarayacak ki? Yapman gereken ölmek. Bu kadar basit, bırak beni! Ölen bir adam son dileği olarak say, tamam mı? Neden seni çok sevdim? Bana neden bunu yaptın? Söylemen lazım bana bunu. Bana bunu lütfen söyle. Sevmişsindir. Ama ben seni sevmedim. Ben sadece Vigrant'ı seviyorum. Seni sevmiyorum. O seni sevmiyor, sana bakmıyor bile o. Beyle'yi seviyorum. Sen nereden biliyorsun ki? Daha dün doğdun sen. Biz yüzyıllar önce doğduk. Ne anlarsın ki sen? Bir hayatta
Çözebileceğini mi sandın her şeyi? Acı çekerek mi ölmek istiyorsun? Son anlarını sonsuza dek uzatırım Acıtap. Bırak beni, yoksa kolun kopar. Beni hemen bırak, sana... Sana hesap verecek değilim Acıtap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.